Ukrayna ve Rusya arasında 2 yıldır patlak veren büyük savaş ciddi ekonomik sorunlar, krizler yaratmıştı. Hatırlayacaksınız, önce enerji krizi, ardından gıda krizi patlak vermişti ve gıda ve enerji alanındaki fiyat artışları bütün dünya ekonomilerinde enflasyonist baskı yaratmıştı. Merkez bankaları bütün dünyada faiz artırımına giderek bu enflasyonist baskıyı frenlemeye çalışan politikalar uygulamıştı. Bütün bunları 1 yıl boyunca aktardık. İşte yavaş yavaş bu politikalar sonuç veriyor. Bugün OECD tarafından açıklanan ekonomik rakamlar bunu gösteriyor. Özellikle enflasyon ortalaması OECD ülkeleri genelinde 5,7'ye geriledi ve sabitlendi. Bu da enflasyon rakamlarının Ukrayna-Rusya savaşı öncesinin seviyesine ulaştığı anlamına geliyor ve özellikle de bu alanda sabitlenmesi yavaş yavaş bu krizin önünün alınmaya başlandığını gösteriyor. Peki Türkiye'de neden enflasyonun önü alınamıyor? OECD uzmanları bunu 2 nedene bağlıyor. Birincisi Türk lirasındaki düşüş. Türk lirasındaki düşüşün bütün ekonomik dengeleri alt üst ettiği belirtiliyor. Bu düşüşün engellenemediği vurgulanıyor. Bu düşüş karşısında elbette enerji alımlarında da dünya rakamlarına oranla bu düşüş nedeniyle çok yükseldiğini, enerji fiyatlarının ve bu enerji fiyatlarındaki enflasyonun da genel rakama yansıdığı belirtiliyor. Türkiye genelindeki rakam 67,1 oranında gerçekleşti Şubat 2024'te. Uzmanlar yavaş yavaş Rusya-Ukrayna savaşı sonrası normale dönüşün ilk işaretleri, üstelik bunun istikrarlı bir şekilde gittiğine dair ilk işaretlerini ve verdiğini dile getiriyorlar. Fakat bundan sonra gözler merkez bankalarında enflasyonist gerileme faiz politikalarını değiştirecek mi? Bunlar Türkiye'ye nasıl yansıyacak? Türkiye bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Bütün bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Söz yeniden Washington'da.